Meclisimizin açılacağı gün maalesef İçişleri Bakanlığımıza bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı şükür ki ağır sonuçlar oluşmadan atlatıldı ve iki polis memurumuz yaralandı. Onlara şifa diliyoruz. Ancak bu saldırıda önemli karanlık noktalar var. Bir defa bu saldırganlar buraya nasıl geldiler? Suriye'den veya Kuzey Irak'tan geçtikleri düşünülüyor. Paramotorla geçti deniyor. Ama şunu söylemekten utanıyorlar bizce. Sınırlarımız maalesef kevgire dönmüş durumda. Sınırlardan kuş uçsa haberimiz oluyor diyordunuz ama sınırlardan geçen göçmenleri de, kaçak göçmenleri de, teröristleri de, paramotorları da maalesef göremeyen bir iktidar var. Kayseri'ye geliyor. Hadi bir şekilde geldi. Kayseri'den Ankara'ya nasıl gelebilir arkadaşlar? Üstelik de bu aracı elinden aldıkları, katlederek elinden aldıkları vatandaşımızın cesedi daha önce bulunuyor. Dolayısıyla onun aracının plakasının plaka tanıma sistemine bildirilmiş olması gerekmez mi? Bildirilmiş mi? Bilmiyoruz. Peki dağ yollarından geldi diyorlar. Kayseri'den dağ yoluyla Ankara'ya gelinebilir mi arkadaşlar? Size soruyorum. Bu sorunları, bu soruları sormak zorundayız. Bu kişiler bu cephaneleri nereden aldılar? Nasıl temin edebildiler? Kimlerden elde ettiler? Bakın eskiden meclis böylesine sessiz değildi. Meclis değerliydi. Siyasetin merkeziydi ve İçişleri Bakanları gelir böyle önemli konularda meclise bilgi verirdi. Oysa şimdi sorulan en makul, en basit sorulara karşılık bile doyurucu yanıt alamıyoruz. Bence sizler de bilmiyorsunuz ama merak etmelisiniz. Bu saldırı sıradan bir saldırı değil. Meclisin açılacağı gün meclisin karşısındaki İçişleri Bakanlığı'na yapılmıştır. Ve sadece bizim durduğumuz yerden değil, sizin durduğunuz yerden bakanların da acaba bu işin içinde başka işler mi var? Acaba birileri terör örgütünü taşeron olarak mı kullanıyor? Acaba bir yerlere mesaj mı veriliyor soruları gündeme gelmişti.